Yeniden Ekse herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, programımızın bu ikinci bölümünde Fas'ı enli boylu değerlendirmeye çalışacağız. Bu değerlendirmemizde birinci bölümün sonunda iki konuğumuz vardı. İki konuğumuza yönelttiğimiz soruları dinlediniz. Şimdi üçüncü bir konuğu alacağız. Üçüncü konukla direkt ve canlı bir şekilde katılacak bize ve simultane çeviriyle izleyeceksiniz. Tabii ben mümkün olduğu kadar konuğumuzla Arapça konuşacağım, Arapça sorularımı soracağım ve Türkçesi tabii simultane olarak çevrilecek. Konuğum Ahmet Weihman. Fas normalleşme karşıtı gözlem örgütü başkanı, akademisyen, siyasi aktivist ve gerek Fas'ın gerekse Arap dünyasının yakından tanıdığı bir dostumuz. Ben bu tanışmadan sonra Türkçe, tabii ki diğer bir taraftan da bizim işleyeceğimiz konu, şu anda yönelteceğimiz aynı sorular olmakla beraber bu soruların içerisinde Fas'ın özellikle Batı Sahra'ya yönelik yaklaşımı, uluslararası konumu, oradaki AKP'nin yönetim biçimlerini, demokratik, devrimci, demokratik güçler ve muhalefetin bütünü ve daha çok tabii mümkün olduğu ölçüde, zamanın el verdiği ölçüde konuğumuzun Fas'ı bize çoklu ve de çok kimlikli yapısını, dilini, Amaziri kültürünü, Arap kültürünü bir bütün olarak ve Afrika ile olan ilişkilerini de bir de tabii bütün bunlardan sonra siz de Fas'ı ziyaret ederseniz resmimizi tamamlamış oluruz. Evet, şimdi konuma dönüyorum. Sadiqil Aziz Ahmet. Sevgili dostum Ahmet Bey. Şerraftina fi hadihi celse. Nur verdiniz bu sizlerle Fas üzerine konuşacağız. Fas'ın tüm detaylarında, her yönde Fas'ı konuşmak istiyoruz sizinle. Tabii birkaç sorumuz olacak bu konuyla ilgili. İkinci bölümde dostlarımızla görüşmüştük yine güzel konular üzerinde. Ancak tam yanıtları alamamıştık bildiği gibi. Fas'taki rejimi, sistemi tam olarak bize ne oldu, ne olup gittiğini, partilerin, siyasal partilerin durumunu, bunları bize oradaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bahsediyorduk. Bizde de var, sizde de var mesela. Aynı ismi taşıyor sizdekiler. Sizdeki partide. Dolayısıyla siz bu adlandırmadan memnun musunuz? Benzer adlandırmadan. Peki, şunu sormak istiyorum. Fas olarak bildiğim üzere, evet, coğrafi konumuna baktığımızda Atlas Okyanusu'na bakıyorsunuz. Aynı zamanda Atlas'ın dışında Akdeniz ülkesisiniz aynı zamanda. Çok mesela kapsamlı bir konumuz var. Sosyal, toplumsal yapıya da yansımıştır olsa gerek. Yani Emazigi toplumdan bahsediyoruz. Fas'ın genel toplumdan bahsediyoruz. Kendileri o ülkenin asil halkıdır yani. Ancak aynı zamanda şunu görüyoruz. Arap Ligi'nde etkin bir üyedir Fas aynı zamanda. Afrika Birliği'nde de üyedir. Afrika ülkesi olarak. Ve bilindiği gibi birçok fırtınalar esti o yörede. İşte Arap Baharı fırtınası, rüzgarı esti, estirildi, bittiği gibi. O bölgelerde Fas'tan da sanki geçer gibi o rüzgar, ama o rüzgarın
Sizin hedef geçişi pek etkisiz oldu sanırım. Yani bir ülkelerdeki gibi etki ses getirmedi. Böyle kalisi halk silkitmesi, halkın sokağa çıkması gibi bir şey yansımadı. Böyle şey yansımalar görmedik. Yani Fas deyince şimdi Arap oluşu, Afrika oluşu, siz dinlemek istiyorum. Bize Afas anlatın lütfen. Ben de Allah'ın adıyla başlamak istiyorum. Herkesi selamlamak istiyorum. Fas'tan selamlıyorum hepinizi. Bereket ve size ve seyircilerinize, değerli seyircilerinize, Artı TV izleyicilerine saygı selamlıyorum hepinizi. Tabii ki güzel bir akşam olsun istiyorum herkes için. Siz de işaret ettiğiniz gibi aynı konulara etkin geldiği kadar yanıt vermek isteyeceğiz. Fas der, gerçekten siz de buradınız gibi. Yani jeopolitik konumu gereği Fas من ثروات ومقدرات قضيك يا رب كنكتر أراضيه وشبكته الهيدروغرافية وعلى مستوى ما في باطن أرضه من معادن ولا سيما الفوسفات الذي يعتبر المغرب فيه أكبر احتياط عالمي للمادة التي لها أفق استراتيجي على مستوى المخصصات الفلاحية استراتيجيك وفق سايد الأول في الاقتصادات العالمية أي الفلاحة والزراعة فهذا كله فضلا عن عمقه وتاريخه العريق بشكل منه يجعل منه واحدا من أهم البلدان العربية arasına sokmuştur Fas'ı. Arap ülkeler arasında özellikle. Kendi sosyal yapısı, sosyal sentez yapısı, da yine şey isteyebiliriz. Arap İslam toplumudur aslında Fas. Ülke olarak da ama üyedir bir kutuma. Ama Amazigh toplumu da söz konusu. Sizin de bahsettiniz. Ama Amazigh bu ülkenin topraklarının halkı biz kendi İslam olduğumuzdan böyle gurur duyuyoruz tabii ki aynı zamanda. Demokrasi çerçevesinde yaşamaktayız burada. داربا في اصالته وعمق تاريخه ومنفتح على عصره وعلى محيطه وجواره في نفس الان coğrafyasıyla da yaşamak. Ehlen ve sehlen bik ya sadiqi l'aziz. Mümkün ize tam ay inqita' ent istemar bil kelam. Herhangi bir ana istemar ahyanan ma yisir ma'na inqita' kismet durumu kalabilir. Bazen ses de kesilebiliyor bizden. Yani ize vukaft an il kelam enti la tuvakuf. İstemar. Ben durursam siz durmayın. Aziz-i Kerim, tabi'an değerli dostum, şunu söylemek istiyorum. Güzel bir port çizdiniz, bir tablo çizdiniz. Masla ilgili. Yani aynısı diğer şeye bakarsak, mesela şunu söyleyeyim. Fas olarak gitmiştir tabii Fas Abbahar'da. Ne kadar etki yaptı Arap rüzgarı Fas ülkesine sizce yansıtma oldu?
في البداية فالمغرب لا يختلف يعني كما على المستوى الاجتماعي في تركيبته على فضائه الحضاري العربي الإسلامي المحيط من Yönetimin yönetim biçimine ne olduğuna bakmaksızın söylüyorum ben bunu tabii ki. Yani bazen prenslik olur, krallık olur, cumhuriyet olur, ülkelik var, Müslümanlıktan bahsediyor. Ama sonra aynıdır zaten. Mesela Hişam Şarabi bir kendi siyaset ما في تركيب الاجتماعية مرتبط بالفضاء العربي الإسلامي إسلامي وعرب dünyasıyla alakalı olarak devam ettiğini, bu özellikle Arap Baharı'nın Fas'a ulaşması ve Fas'ı en azından etkilemesi olduğunu hep beraber izledik. Tefadal. الحاكم فيه أي على مستوى السلطة فهو لا يختلف كذلك عن الأنظمة. Bugünkü Fas'ta yönetim bilindiği üzere, istemar azizi, bilindiği üzere sizin aslında Türkiye'deki yönetimden çok farklı bir durumu yoktur. Orada da bir AKP yönetimi var. مثل كل الأنظمة العربية بغض النظر عن شكل ve Fas yönetimi her zaman her zaman bir krallık monarşi yönetimi olduğunu biliyorsunuz. Oradaki yönetim al-abawiyye al-mustahdatha ay eşin gerçeği ataerkil aynı zamanda bir yönetim ve iktidar ve kadınlara yönelik inanılmaz baskıları gerçekleşen bir her ne kadar seçimler orada gerçekleşse de aslında bütün bunlar bir mizansen, yani bir bunun bir gerçek toplumda bir karşılığını görememekteyiz. Bu sadece var olan yönetimin işlerliğini ve örtmek ve resmi olarak bir kılıf uydurma görevini üstlenmektedir. بالدستور فالسلطة الرئيسية هي ممركزة في السلطة يعني سلطة الملك و iktidar tamamıyla kralın elindedir. وبالتالي فمجال الاختصاصات المخولة للحكومة هو محدود. Hükümete ayrılan aslında salahiyetler, yetkiler çok sınırlıdır. Her şey eninde sonunda tek bir kişinin elinde toplanmakta ve kral 6. Efendim? Muhasebe. Ay ennellezî yasna'ul karar la yuhaseb. وهذا ما تسبب في أن الذين يستحوذون على الفرق من وزراء ومن bakanlardan olsun, değişik
Bazı bakanlar mesela üst düzey yetkililer hesa, kimse hesap soramıyor. Yolsuzluk almış başını gidiyor mesela bunlara baktığımızda. Yani mesela 20 Şubat hareketleri zaten gündemde bilindiği gibi herkesin belleğinde yer kazımıştır. Böyle halk silkinmesi, sokağa çıkmalar, oy meydana gelmişti bilindiği gibi. Dolayısıyla sorumluluk, ortak sorumluluk alınması gerekiyor. Sorumluluk kimden alınması gerekiyor sorumluluğu? Bu kadar yolsuzluk varken. Dolayısıyla Fas'ın deneyimine baktığımızda kendi rejimi çerçevesinde bunların üstesinden gelebilmiştir aslında. O göreceli de olsa bir takım tedbirlerle bunların üstesinden gelinebilmiştir diyebilirim. Şunu da söylemek isterim. Yani Arap ortamında, yani Arap baharının ülkemize yansıması sizin de söylediğiniz gibi tek ses getirici bir şey olmamıştır. Peki değerli dostum. Şu an yeni bir soru, başka bir soru sormak istiyorum, size yönetmek istiyorum. Özellikle Fas'la olup bitenlerle ilgili bu eleştiriler olsun, halk hareketler olsun. Bilindiği gibi siz de söylediniz, Fas olarak oradaki Adalet ve Kalkınma Partisi çok önemli bir rol oynamaktadır. Bütün siyasi anlamda bir takım rol oynamaktadır tabii ki. Ancak bir uluslararası konjonktüre baktığımızda bir sorun var aslında. Tarihsel bir konu var. O da Batı Sahra sorunu, Batı Sahra meselesi. Her zaman gündemde tutulmaya çalışılıyor. Biz de bildiğimiz gibi Polisario adı altında bir oluşum söz konusu bildiği gibi Batı Sahra ile ilgili. Orada işte aşağı yukarı 70 ülke aşağı yukarı Polisario'yu tanıma anlamda görüş bildirmişlerdi. Demokratik bir Arap Cumhuriyeti olarak tanımışlardı. Aşağı yukarı 70 ülkeden bahsediyoruz. Sonunda bu ülkelerin çoğu zaten geri döndü daha sonra. Ancak maalesef bilindiği gibi bugün bir haber okudum ben bu konuyla ilgili. Önümüzdeki Batı Sahra dosyası tekrar gündemde tutulacak ve bu dosya Birleşmiş Milletler'in gündemine tekrar getirileceği söylendi bugün okuduğum haberde. Ve biz de bilindiği gibi Trump mesela bir önceki başkan bir takım kararlar almıştı açıkça. Tek taraflı bir karar almıştı ve şöyle bir şey demişti hatırladığım kadarıyla. Yani işte bunu Fas kralına sanki böyle bir rüşvet gibi bir şeylerden sunuldu, dile getirildi. Fas'a aittir, işte Fas ya da tanımıyordur orayı gibi. Peki ne diyorsunuz? Fas olarak ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Yani Fas halkının genel görüşü nedir? Ya da Fas'ı oluşturan halkların genel görüşü nedir? Yani İslam demokrasi nedir? Yani tutumu, yaklaşımı nedir? Yani bunu merak ediyoruz aslında. Aslında bizim bildiğimiz kadarıyla tanıma bakımında biz karşı değiliz. Yani bildiği gibi bir rejim halkların iradesine bir şey dikte edemezsiniz zaten. Herkes bunu bilmekte. Yani Türkiye'de de aynı davalar yaşanıyor. Belki değişik açılardan bakılırsa benzer var, benzemezlikler söz konusu olabilir. Yani Batı Sahra konusu biz mesela Kürdistan'ı mesela Türkiye olarak biz Kürdistan dendiğinde yani Türkiye'de değil tabii Kürdistan. Arba 4 ülkeye bölünmüş durumdadır bilindiği gibi. 4 ülkeye dağılmış durumdadır. Orada Kürtçe bir dil vardır.
işte bir halk vardır, birlikte yaşayan, tarihsel anlamda yaşayan bir halk vardır, yaşanmışlık vardır, sosyal yapı vardır. Burası bir biliniyordur halkın uyruklu işte. Dolayısıyla bir şeyler yaratılmaya çalışılmakta. Kendi istediği gibi yani Kürt halkın kendi istediği gibi bir şey olsun ister mesela. Ancak ben şunu sormak istiyorum. Yani böyle yaklaşım olarak birbirine benzermez. Evet, iki nokta benziyor. Yani Türkiye ile Batı Sahra halkıyla Türkiye doğru bir tane arasında. Buyurun, siz dinliyoruz efendim. Aslında konu farklıdır aslında. Burada her şeyden önce bir şeyi belirtmek isterim. Sahra konusu rejim konusu değildir. Yani Fas'taki krallık rejimine karşı bir duruş yoktur bizde. Yani oradaki halkın tamamı zaten resmi siyasetle aynı bir görüşte olabiliyorlar. Bazen karşı olabiliyorlar, ayrışabiliyorlar. Yani hatta rejimle karşı görüşte olsalar dahi yani radikalleri vardır aralarında, ılımlıları vardır. Her kesimin, toplumun her kesimi vardır orada zaten. Dolayısıyla bu dava, Batı Sahra davası, Cezayirli kardeşlerimizin de, Sahra'daki kardeşlerimizin de tabii ki ortak meselesidir. Bunlar diyalogla, yani Cezayir'deki arkadaşlarımız da, kardeşlerimiz de bunu diyalogla çözmek durumundadır. Emperyalist projelere, işte sömürgeci projelere karşı duruştan söz ediyoruz tabii ki. Buraları bölmeye yönelik girişimlere karşıyız biz. Bunu dile getirmek istiyoruz. En son zaten bir takım detaylara değinmiştik zaten. Size de zaten bunu iletmekteyiz. Yani düşünün, Fas'ı altı ayrı parçaya bölme girişimleri vardı. Cezayir'i de 4-5 varlığa parçaya bölmek yönünde bir takım girişimler söz konusu. Libya'yı parçalamak zaten gündemde bilindiği gibi. Dolayısıyla yani Tunus'u da parçalamaya yönelik bir takım girişimler, planlar söz konusu. Bununla bütün bunlar ortadayken yani biraz bir takım ırklara göre bölmek istiyorlar, toplumsal yapıya göre, etnik yapıya göre. Dolayısıyla mesela Fas'ın kuzeyini düşünün, Fas'ın güneyini düşünün, orta bölümü, bunlar bütün Cezayir, kardeş Cezayir'le olan sınırlarımızı düşünün. Bütün bunları parçalamak istiyorlar. Yani bir ayrılıkçı, bölücü bir hareket vardır zaten bölgede. Yani kabileler üzerinde geçmiş sene 2012 yılında bir takım girişimler söz konusu olmuştu. Yine bir de Siyonist bir takım projeler de buraya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Yani biz zaten mesela Mossad'ın girişimleri vardır burada, bunu açıkça biliyoruz biz zaten. Herkes bilmektedir bunları. Bu Fas'ı bölerek bölme planlarını bilmekteyiz zaten biz de. Aziz dostum, burada şunu söylemek istiyorum, başka bir konuya değinmek istiyorum. Örnek olarak mesela Fas halkına baktığımızda, yani demokrasi bakımından diyelim ki yani özerk bir yönetim ya da özerk bir yönetim olsun ister mi acaba? Yani diyelim ki bazı ülkelerde, Batı ülkelerde ya da dünyada çok örneği vardır yani özerk yönetimler söz konusu. Böyle bir şey olabilir mi Fas yönetiminde? Mesela Emezlikler için, Emezlik toplumu için bildiğim kadarıyla orası orada bir resmi bir dil vardır değil mi? Sizde resmi dil kabul ediliyor. Aslında Fas kendisi zaten özerk yönetimi dile getiriyor, öneriyor zaten. Ve bu da büyük bir ödün vermektir aslında. Büyük bir tavizdir bu aslında Fas Kral Devlet tarafından. Bunu resmi olarak dile getirmektedir. Yani mesele, buradaki mesele o da hatta bir tek Sahra'yla ilgili değil.
bir bağımsızlık bile verilebilir aslında. Bu bile dile getirilebiliyor Sahara, Batı Sahara konusunu. Yani bölgenin tamamıyla ilgili aslında. Ancak Cezayir mesela şu an bölme planları vardır bilindiği gibi. Bütün bunlar olmaması için bir yangınlar devam ediyor mesela. Bu varlıkları herkesin kendi milli marşı da söz konusu bilindiği gibi. Dolayısıyla yani bütün kabileleri kapsayan bir girişim söz konusu. Yani Mali'nin kuzeyine kadar uzanan bir gibi bir oluşumdan bahsediyoruz. Anladım, anladım. Peki. Kanımca aslında siz de dile getirdiniz. Yani bir sorun var aslında. Sorun hala hazırda devam ediyor. Tarihsel bir sorundur. Bu davayla ilgili, konuyla ilgili, bu meseleyle ilgili. Peki siz nasıl bakıyorsunuz? Bu meselenin çözümüne yönelik ne düşünüyorsunuz? Mesela biz Türkiye olarak, biz mesela burada Türkiye'de, mesela Kürt meselesi, Kürt meselesi dediğinde, Kürt sorunu dendiğinde, işte bunu siyasi olarak çözümünden, demokratik ve siyasi yönden çözümü için uğraşılıyor. Biz mesela işte silahlı mücadeleye asla karşıyız mesela. Öyle bir konusu reddediliyor bu Türkiye'de. Çünkü bu 40 yıl sürdü bildiğimiz. 40 yıldan beri sürmektedir zaten fiili olarak pratikte. Ve yönetim de hiçbir yere ulaşamıyor. Yani ne kadar sürerse sürsün, uğraşırsa uğraşsın olmuyor. İşte terör konusu bilindiği gibi, terörle nitelendirilen bir takım şeyler var bilindiği. Bu zaman çözüm sizce yani bu gibi şu anki koşullarda, evrensel koşullarda baktığımızda bütün taraf, ilgili taraflarda görev düşmüyor mu? Yani çözüme yönelik sizce, siyasi ve demokrasi anlamında diyorum, ne dersiniz? Sorunun aslında tek bir siyasi çözüm vardı. Başka da siyasi çözüm ve diyalog diyorum. Başka çare yok zaten bu sorunun çözümü için. Yani sloganımız var zaten. Her gün dile getirdiğimiz sloganımız var biz zaten. Yani Fas halklardan oluşmaktadır diyoruz her zaman. Tek bir halk yoktur. Yani halkların egemenliği söz konusu olması lazım diyoruz her zaman. Dolayısıyla bu Sahara, Batı Sahara sorunu diyalogla çözülmesi lazım. Sahralıların kendileriyle ve Fas yönetimiyle, Cezayir'deki kardeşlerimizle birlikte olacak. Çünkü bir parçası da orasıdır. Sahara bir tek Farslı değildir, aynı bölgeyi kapsamaktadır çünkü. Bu sorunu Cezayirlerle Farslıların birlikte ve Sahraların birlikte çözeceği bir sorundur bu aslında. Yani Agadir şehri, Fas'taki Agadir şehri Cezayir'e açık olacak o zaman. Karşılıklı olacak tabii ki. Fas'ın tamamı Cezayirli olacak mesela, karşılıklı olarak. Onların istediği bizim de arzumuzdur zaten. Mesela savaşları asla istemiyoruz. Asla savaşları istemiyoruz. Savaşları reddediyoruz. Ancak böyle tekelci büyük şirketlerin, kimselerin öngüttüğü bir şeylerdir. Özellikle de Siyonist varlık dediğimiz o varlıktan hareketle. Peki aziz dostum, bir diğer soruyu yönetmek istiyorum size. Aslında aşağı yukarı bir görüş, bir fikir elde ettik sizin açıklamanızda. Siz de aslında bir gözlem merkezinin başındasınız siz şu an. Normalleşme süreciyle ilgili bir etkinlik aktivistiniz aynı zamanda. Bunu da biz çok iyi bilmekteyiz. Etkinliklerinizi, çalışmalarınızı biz takip ediyoruz yakından. Duruşunuzu biliyoruz. Yaklaşımlarınızı biliyoruz aslında. Özellikle de bir takım en son normalleşme atılımları gündeme gelmişti. Oradaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne baktığımızda ya da hani krallık rejimi bildiği gibi orada işte normalleşmeden yanayız diyorlar. Bu da bizim için yeni bir şey değildi. Tarihsel olarak bilinmekte. Yani
İşte dendiği gibi işte Fas krallıktaki reis krallığının rejimi işte İsrail varlığıyla bir takım ilişkiler sahip gibi şeyler duymaktayız. Duyuldu da zaten zamanında. Yani oradaki rejimle siyonist rejim arasındaki ilişkiler. Buna nasıl bakıyorsun? Bu gibi adımlar atılmakta gerçekten bunun doğrudan bir bağlantısı var mıdır? Kuzey Afrika'nın tamamıyla ilgili bir şey midir acaba bu girişim midir silah tarafından? Çok tehlikeli bir şey söyleyeceğim size. Son günlerde baktığımızda tehlikeli bir gidişat söz konusu. Bunu da ortaya çıkaran da gazeteci yazar hanımefendi vardı bulunduğu gibi. Bir köşe yazısı, bir makale yayınladı kendisi. Geçtiğimiz çarşamba günü, hatta 14 Kasım'da sanırım tam tarih olarak, yani Fas'taki Yahudileri kışkırtma anlamında bir takım girişimlerden bahsediliyor. Dolayısıyla bunun detaylarına değindi hanımefendi kendi yazısında. İşte iki tane Faslı Yahudinin iki kardeş Yahudi'den bahsediyor. Bunlar Siyonist hareketine desteklerinden bahsediliyor. Yani 1903'teki tarihsel köklere kadar gidiyor bunların ilişkileri tabii ki. Fas'taki Yahudilerle Siyonist hareket, uluslararası Siyonist hareketin Fas bağlantıları, Fas'taki girişimlerinden bahsediyoruz. Yani Theodor Herzl mesela ünlü Siyonist lider bu konuya değinmişti, bu konuya eğilmiştir aslında. Projelerinde bu da vardı. 1903'ten bahsediyoruz. Yani çok ciddi, yani İsrail aslında Filistin'de değil de Fas'ta kurulacağı yönünde bir takım girişimleri vardı o zamanlar. Planları böyleydi bunların aslında. Ancak Uganda, işte Afrika'nın doğusunda Uganda'da dendi. İşte güney bölgeden dendi. Ancak bütün bunları dile getirirken Fas üzerinde durulmuştu odaklanma anlamında. Yani dolayısıyla ancak Fas planı üzerinde kimse konuşmuyordu. Şu an dile getiriliyor artık. Şu an dile getirilmeye başlandı. Biraz sorulmaya başlandı yani aslında. Uluslararası Siyonist hareketin planına bakıyor musunuz? Bakar mısınız? Ya tabii 1903'ten dile getirmişti. İsrail'i Fas'ta kurmaktır İsrail devletini. Ancak baktılar ki artık şu an Güney Lübnan'daki direnişin füzeleri, roketleri artık bu İsrail'e dönerek tehdit oluşturmaya başlayınca da farklı şeyler, mesela Hayfa'ya kadar ulaşıyor artık Lübnan'ın güneyindeki füzelerin, Lübnan'ın güneyindeki direnişin füzeleri. Dolayısıyla Askalon limanına kadar gitmektedir bildiği gibi Askalon. Dolayısıyla o zaman Siyonist hareket 2B planı var mıdır acaba? O da Fas'a yerleşmektir. İsrail devletini Fas'ta kurun. Böyle bir korku var aslında. Böyle bir plan da vardır aslında. Ben bunu söylüyorum size. Aslında gerçekten çok önemli bir önemli sözlerdir bunlar gerçekten. Bu bölgedeki halklar için, Fas halkı için çok tehlikeli bir şeydir. Tehlikeli bir şeydir aslında. Büyük bir tehlikeden bahsediyorsunuz siz önemine baktığımızda. Müthiş gerçeklerden bahsediyorsunuz, tarihsel gerçeklerden. O zaman yani oradaki Müslüman kardeşler var mesela. Oradaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tutunmuş kimseler vardır orada. O Müslüman kardeşlerin tutumu nedir bu konuyla ilgili? Yani onlar kendiler bir Filistin'in yanında yer aldıklarını dile getiriyorlar. Filistin davasının yanında yer aldıklarını dile getiriyorlar. Müslüman kardeşler, oradaki Adalet Kalkınma Partisi'ne yakın olan kimseler. Bu olaya nasıl bakıyorlar peki? Normalleşme konusuna ne bakıyorlar? Mesela Filistin'e baktığımızda Hamas'ın tutumu belli. Cezayir'e bakıyoruz, pardon, Fas'a bakıyoruz. Fas'ta durum farklı oluyor. Yani maalesef
bu normalleşmeden yana yeri tavır takınıyor Fas, İsrail'e yönelik normalleşmeye yönelik. Peki yani Libya'da bölünmeden bahsettik mesela, Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi de şu an baktığımızda yani ilişkileri, İsrail ilişkileri şu an yeniden yapılandırmaya çalışıyor ki yani bir tür direnişe karşı cephe oluşturmak için. Bu aslında Adalet Kalkınma Partisi'ne İslami bilinmiş, bilinen bir İslami parti oluşundan dolayı nasıl, bu projeye nasıl bakar acaba siz? Diğer Filistin'e bakış açısından da bir yandan. Aslına bakarsanız objektif olarak şunu söyleyebilirim ben. Yani resmi olarak normalleşmeden bahsedilmedi şu aşama kadar. Fas'taki İslamcılar, özellikle Adalet Kalkınma Partisi'ne yakın, Adalet Kalkınma Partisi'ne üye kimseler. Bunların büyük bir bölümü vardı tabii. Normalleşmeyi suç sayan bir yasa söz konusuydu zaten. Hükümet başkanı da zaten, kendisi de zaten normal, tabii ki dostudur, dostlarıdır zaten. Bir dostluk ilişkisi vardır Filistin'le olsun. Mesela devlet bakanı vardır, ikinci başbakan yardımcısı görevinde. Hep Filistin'le ilişkileri söz konusu tabii ki bunların. Yine Marmara, Mavi Marmara konusunda da zaten bir takım tavırlar almıştı bilindiği gibi. Ancak onların genel sekreterine baktığımızda özellikle işte birlik ve sendikal hareketler bizimle birlikte hareket etmeye devam ediyorlar. Ancak genel sekreterleri de reddediyorlar. Yani normalleşmeye yönelene asla adım atılmamasını istiyorlar tabii ki. Dolayısıyla partiden atmaya kadar da gidecektir eğer normalleşme isteyen olursa, ciddi anlamda. Çünkü korkudan belki de bir takım normalleşmeye gidilmek isteyenler de vardır. Gidilmesi isteyenler de vardır korkudan dolayı. Ama devlete de hayır diyemeyenler de vardır bu arada. Ancak suçtur aslında, yüz kenasıdır aslında bu gibi anlaşmalar imza atmak. Her zaman biz şunu söylüyoruz, yani İstanbul'da ben bu konuyu dile getirmiştim, bir söz verilmişti bana bir toplantıda, normalleşmeyi eleştirmiştim, karşı çıkımı da dile getirmiştim, her vesilede bu normalleşmeye karşı duruşumuz sergilemeye devam edelim. İstanbul'da da bunu dile getirmiştim zaten. Yani sizin de birçok anlaşmanız söz konusudur tabii ki, İsrail'le istihbarat anlamında olsun, başka anlamlarda olsun. Yani bütün dünyanın suçladığı, lanet ettiği o kasaptan bahsediyoruz mesela bildiği gibi. Dolayısıyla değerli dostum, gerçekten dile getirdiğiniz gibi doğrudur ama yani kanımca esas politikalarıyla pek çelişmiyordur. Yani uluslararası siyasetlerinin politikalarının dayandığı noktalara baktığınızda yani temel zemin ihvancı zemin, tabii ki bunların zemini ihvancı bir zemindir. Bu zeminde böyle bir siyaset, İsrail'e karşı böyle bir siyaset güdürme, halkı yanıltıyorlar, halkları yanıltıyorlar aslında. Geri plan farklıdır. Çok az zamanımız kaldı değerli dostum. Son sorumu şöyle sormak istiyorum. Özellikle de
bilindiği üzere bir parlamento var adısı. Adı parlamento, parlamentodur, meclis mutfakta seçimler yapılmakta. Yani danışma meclisi söz konusu, demokratik güçler söz konusu. Tarihsel bakımdan bunu biliyoruz gerçekten. Uğraş veren, mücadele eden, gerçek için mücadele eden güçler de vardır. Bildiği gibi devrim için, demokrasi için savaşan, mücadele eden kimseler vardır. Yani krala karşı bir takım girişimler söz konusu olmuştu bu ülkede. Bu da önemli bir gelişme aslında. Ne dersiniz bu bize bir özet geçer misiniz mesela demokratik güçlerin Türkiye'de ülkenizdeki demokratik güçlerin birleşmesi mi, duruşları mı, şu anki rejime karşı tutuş duruşları nelerdir? Fas'taki sorun aslında bir zorbalık sorunudur aslında. Şöyle söyleyebiliriz aslında, yani mücadele tarihsel anlamda devam etmekte. Yani bu zorba yönetime karşı duruşlar devam etmektedir. Bunu Ahmet'te Kevakibi de bunu dile getirmişti. Zorbalık olduğunda yolsuzluk da olur. Yolsuzluk da olduğunda da zaten ülkenindeki olumsuzlukları alır başını gider. Yani işte ulusal kaynakları talan etme konusu gündeme gelebilir ki bunlar yaşanmakta. Dolayısıyla bütün bu demokrasi güçlerinin bütün ajandaları da bunlara karşı duruşlar sergilemektedir zaten. Tek bir güç olmadır. Yani halkın gücüne dayanmaktadır mücadelede. Kime karşı? Bu zorba yönetimlere karşı. Yani her şeyi adlarıyla konuşmak gerekirse, açıkçası adını koymak gerekirse böyle söylüyorum. Dolayısıyla bu hareketler aslında 20 Şubat hareketi de zaten böyle bir şeydi. Bizimde gibi. Ancak bir birliktelik yok. Bir dağılmışlık söz konusu bu hareketli arasında. Böylece de zorba yönetim kendi gücünü daha fazla göstermeye başlıyor küçük gruplara karşı. Ancak gelecekte görünen ufuk şudur. Yani ilerici düşünür. İtalyan adını unuttum şu an. Bir kendisi zaten dile getirmişti bu Antonio Gramsci, evet hatırladım şimdi, evet. Tarihsel bakımdan yani kitlesel şeyden bahsediyor, esas çıkarın sahiplerinden bahsediyor bu siyasi anlamda. Birleşmesi lazım, en ortak düzeyde, ortak noktada buluşması gerekiyor bütün bu fraksiyonların. Biz de zaten şu an o aşamadayız. Yani bu bölünmüşlük, dağılmışlığın üstesinden gelmemiz lazım, buna bir çare bulmamız lazım. Başka türlü olmayacak bir daha. Bütün bunlar zaten gerçek halkları temsil etmektedirler zaten. Bir güçler dengesi ortaya koymak için başka çaremiz yoktur. Değerli dostum, son iki dakikamız var. Son iki dakikamız kaldı. Amazigh halkına, toplumuna ne vermek istersiniz? Ne söylemek istersiniz? Yani uyumu bakımından, bu toplumla kaynaşması bakımından. Fas halkının çoğunluğu zaten Amazigh'tir zaten. Amazigh toplumudur. Yani sanki Cezayir'de bir azınlık falan değildir bunlar. Ne Cezayir'de ne Fas'ta. Bir çoğunluktur bunlar aslında. Yani yani Amazigh'lar kendi Arap oluşlarıyla da, Arap gruplarıyla da gurur duyarlar aslında. Yani aslında gerici değildir bunlar. Arap'tır ama gerici değildir. Müslümandır ama gerici değildir Amazigh toplumu. Ve çoğunluktur bu bölgede. Yani %90'la bakarsanız
emperyalistlere ve siyonistlere karşı duruş sergilerdir bu toplum. Her zaman, her zaman oldum olasa sömürgeye karşı duruşu sergilemiştir oldum olasa. Bilindiği gibi yani mert insanlığı, mert kişilerden, mert insanlardan oluşur zaten. Emezliğin anlamı da budur zaten. Irkçılığa karşıdır bizim bu halk aslında. Asla çelişkilere çelişkiyi götürmez. Dolayısıyla kendini göstermek istememektedir. Çok teşekkür ederim değerli dostum Ahmet Bayham, size teşekkür ederiz de katıldığınız için. Umarım daha sonraki konuşmalarımızda da görüşmek üzere. Umarım güzel bir tad alıcı bir görüşme yaptık sizinle gerçekten. Size hoşça kalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Katıldığınız için sağ olun. İyi günler. Evet. Evet sayın izleyiciler, programımız burada, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Az çok bu dostumuzdan Fas'ın bütün yönleri konusunda bilgiler aldık. Her ne kadar farklı düşünmüş olsa da en azından bir bilgi sahibi, tarihsel olarak da ve toplumsal olarak da, yönetim olarak da bize aktarmaya çalıştılar. Bizler de sizlerle yeni programlarda buluşmak dileğiyle diyelim ve hoşça kalın.